öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bunların şuurunda değilsiniz. Çünkü siz o boyutu göremediğiniz için, başka bir boyutta olduğunuz için farkına varamazsınız. Gene Ali İmran suresi 169. Allah yolunda öldürenleri sakın ölüler saymayın. Hayır, onlar Rableri katında diridirler. Rızıklanmaktadırlar. Yani cennettedirler. Tövbe suresi 52'de Cenab-ı Allah diyor ki, de ki şeytan, Allah'a sığınırım, siz bizim için iki güzellikten, güzellik bayram, şehitlik veya zaferden birinin dışında başkasını bekliyorsunuz. Oysa biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizde size biz bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Bak, oysa biz de Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizde, yani bizi sebep ederek Allah'ın size bir azap dokunduracağını bekliyoruz. Öyle siz bekleye durun, kuşkusuz biz de size de birlikte bekleyenlerdeniz. Ne olacak sonunda? Türkiye büyüyüp turan olacak Allah'ın izniyle. Küfür yıkılıp viran olacak. Nisa suresi 69. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği ve peygamberler doğrular, doğrulayanlar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Ne iyi arkadaştır onlar, diyor Allah. Şehitler için. Evet. Ali İmran suresi 140. Eğer bir yara aldıysanız, o kavme de bir benzer yara değmiştir. İşte o günler biz onları insan arasında devrettirip dururuz. Bu Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şehitler edinmesi içindir. Allah, ben sizden şehit edineceğim, diyor. İnşallah. Allah zulmedenleri sevmez. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, dünyasını satmış Allah'a. Ne? Ahiret karşılığı. Allah'ın rızası için satmışlar. Allah yolunda savaşsınlar, mücadele etsinler. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz, diyor Allah. İnşallah. Ama bazı ahmaklar şehadeti bir felaket, bir acı, büyük bir bela, bir yok oluş olarak görüyorlar. Tam küfür aklı, bir facia olarak görüyorlar. Bu da onların ruhundaki cehennemin bir göstergesi. Şehadet bir sevinçtir, bir düğündür, bir bayramdır. Allah'tan bir nimettir. Allah hepimize nasip etsin. İnşallah. Şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyoruz. Tekrar tekrar Allah mübarek etsin diyoruz. İnşallah. Ve onlara imreniyoruz. Allah o güzel nimeti bizlere de nasip etsin. İnşallah. Bizlere de çağırsınlar, vesile olsunlar. Bizler de onların yanına gidelim. İnşallah. İnşallah. Bazı ahmak, cahil, görgüsüz insanlar şehadeti Türk milletine gelmiş bir felaket gibi görüyorlar. Bir bela gibi. Allah'tan nimet geldiğinin farkında değil. Allah'tan düğün, bayram geldiğinin farkında değil. Onun karşılığının cennet olduğunu, Allah'ın rızası olduğunu farkında değil. Şuram yandı, buram yandı, işte içim yandı, dışım yandı, bilmem ne diye. Bazı kendini bilmezler. Kur'an'a, İslam'a zıt konuşmalar yapıyorlar. Bazı kişiler için söylüyorum. Bu cehaletin bir eseridir. İslam'ı, Kur'an'ı bilmemenin bir eseridir. Yine Ali İmran suresi 170'te Allah kendi fazlından şehitlere verdikleri, o şehitler sevinç içindedirler. Bak, sevinç, bayram. Öbürü ne diyor? Ciğerim yanıyor, oram buram yanıyor, diyor. Burada ne diyor Allah? Sevinç içindedirler, diyor. Sevinç, sevinç, bayram. Heh. Adam imanı yok ki adam anlatsın. Anlamıyor adam. Onlara arkalarından henüz ulaşamayanları müjdelemeyi isterler. Bizlere de bunu müjdelemeyi isterler, diyor. Bak, müjde, müjde. Bayram müjdesi veriyor. Şehadeti öyle görüyor Cenab-ı Allah. Öyle anlatıyor. Ki onlara hiçbir korku yoktur. Şehitlere hiçbir korku yoktur. Mahzun da olacak değillerdir.
171. ayette onlar Allah'tan bir nimeti, bir fazlı bolluğu, muazzam bir nimet ve bolluk veriyor Allah cennette. Ve gerçekten Allah'ın müminlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler. Allah diyor müthiş nimetler verdi diyor, müjdeliyorlar. Evet. Fakat biz duyamıyoruz. Adam şarap alıp içiyor, adam homoseksüel, dinsiz, imansız. Vah vah ya diyor, ciğer yandı, kafa yandı, beyin yandı, evet. Mahvolduk, bittik, yok oldu, imha oldu o kafada. İmansız olduğu için bir türlü o kendi boyutunun dışındaki o boyutu kavrayamıyor. Kafası bir türlü basmıyor. Şehadetin, düğün, bayram olduğunun bir türlü farkında değil. Müjde olduğunun bir farkında değil. Allah'tan bir lütuf, nimet olduğunun farkında değil. Bütün müminler Allah'tan o nimeti istiyor. Evet. Adam o kokuşmuş pis etiyle, kemiğiyle köpek gibi yaşamanın peşinde. Evet. Vatan, millet, devlet, bayrak adamı ilgilendirmiyor. Bunu kim diyor biliyor musun? Bazı basın kuruluşlarındaki komünist kahpeler diyor. Evet. Ben bunları kastediyorum bak. Bazı basın kuruluşlarındaki komünist, Allahsız, kitapsız bazı kahpeler. Ama mesela bazen boş bulunur şehit ailelerinden, müminlerden, muttakilerden bu tarzsız sadır olabilir. O an için. Yoksa onlar son derece imanlı, mümin, muttaki insan. Onlar çünkü biz de şehit olmak istiyor diyor. Onu der mi yoksa? Değil mi? Demek ki bir nimet olarak görüyor. Benim kastettiğim basındaki bazı Allahsız kitapsız İngilizlerin devletinin kahpesi komünist ajanlar. Bunları kastediyor. Ama hakikaten mesela boş bulunur o heyecanıyla. İşte üzüntü ve acıdan bahsetmiş olabilir. Bir zelli olarak, bir hata olarak. O ayrı. Ama o ne diyor arkasından? Vatan, millet sağ olsun. Devletimiz sağ olsun. Ben de olsa ben de giderim diyor. Ve şehit oldu diyor. Müjdeliyor yine. Evet. Bak müjdeliyor, şehit oldu. Öbürü ne diyor? Şehitlikte bir şey yok diyor. Şimdi aradaki büyük fark var. Ama boş bulunup böyle söylemiş olması bir şey değiştirmez. Çünkü şehit oldu dedikten sonra bitti. Evet. Şehit oldu dedikten sonra bitti. Zaten müjde demektir şehitlik. Fethullah evet. Gülen de söylemişti. Hiçliğe gidiyorlar diye. Tabii. Cumhurbaşkanımızın şehitler hakkında konuşması var. Bütün şehit ailelerini tebrik ediyoruz. Evet, hepsini. Yani. Allah şehadetlerini mübarek etsin evlatlarının. Evet. Allah bizlere de nasip etsin. Ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu şehitlerimize. Allah o güzel nimeti, o güzel müjdeyi bizlere de nasip etsin. İnşallah. Evet, Tayyip Hocam dinleyelim. Resmi şehadet makamına ulaşmış olan bir şehidi bulunuyoruz. Ne mutlu onun ailesine, ne mutlu onun tüm yakınlarını. Peygamberlikten sonra en yüce makam. Güzel, doğru. Makamların yücesi olan böyle bir makama Ahmet kardeşimiz ulaşmış durumda. Bir başka konuşması daha var. Allah yolunda ölenlerin biliyorsunuz cennet karşılığında onların nefsini Rabbimiz satın alıyor. Ve onlar Allah yolunda öldüler. Dolayısıyla onlara ölüler demeyiz. Onların makamı zaten belli. Böyle yüce bir makam var mı? Rabbim bizlere inşallah aynı yolda şehadeti nasip etsin. Maşallah. Ve biz Allah yolunda, dinimiz için, vatanımız için, milletimiz için her an ölmeye hazır. Ta yola çıkarken ne dedik? Kefenimizi giydik ve yola böyle çıktık. Maşallah. Şehitleri Hazreti Ali karşılıyor, Hazreti Hamza karşılıyor, Hazreti Resulullah karşılıyor. Muazzam bir şölendir. Ve hayret ediyorlar, niye gelmiyorlar diye diğerleri. Ayette söylüyor. Bir boyut, iç içeyiz.
bütün şehit ailelerini tebrik ediyoruz. Allah mübarek etsin evlatlarının şehadetini. Bu yüce makamlarını tebrik ediyoruz. Allah yüce makamlarını mübarek etsin. İnşallah. Peygamberlikten sonra en yüce makama ulaştırdığı için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. O güzelliği, o nimeti inşallah bizlere de nasip eder. İnşallah. Allah yatak ölümü nasip etmesin. İnşallah. Şehadet nasip etsin. İnşallah. Ve bütün aslanlarımız bunun farkındalar. Bak düğüne gidiyoruz, düğüne diyorlar. Evet. Düğün ne? Şehadet. Maşallah. Mazluma zulmeden vatan toprağımıza göz diken Allahsız kitapsız PKK ile mücadele farz-ı ayın. Bütün müminler üstüne farzdır. Evet. Açık Allah'ın hükmü bakın. PKK ile mücadele bütün Müslümanlar için, bütün dünya Müslümanları için farz-ı ayındır. Evet. Direkt de ecariyedir. Evet. Bu hengamede ulul emre itaat, ulul emre sıkı sıkıya bağ farz-ı ayındır. Evet. Fitne yuva çıkmış. Evet. Tayyip Hoca ile uğraşmak fitnenin ta kendisidir. Ulul emr ile uğraşmak fitnenin ta kendisidir. Fitne katilden beterdir diyor Cenab-ı Allah. Fitne katil. Alenen fitnedir yani. Bilakis ulul emrin etrafında sıkı sıkıya bütün millet olarak kenetlenelim. Deccaliyete karşı Allah zafer verecek. Muazzam bir atağa geçelim. İnşallah. Bak Deccal tam muhasar etmiş vaziyette. Adam ta bilmem nereden gelip AK Parti'ye saldırmaya geliyor. Tayyip Hoca'ya saldırmaya geliyor. İngilizlerin devletinin yalakaları. Buna asla müsaade etmeyiz. Ne görünümde olursa olsun. Aleyküm selam. Ben ne dedim? 2018'de çok büyük olaylar olacak. Oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Nereden anlıyoruz? Hadislerden ve Risale-i Nur'dan anlıyoruz. Şu hengamda canla başla Allah, kitap, İslam için, Kur'an için, vatan için gayret eden Tayyip Hoca'ya zulüm yapmaya kalkmak, zalimlik yapmaya kalkmak, ayağına çelme takmaya kalkmak benim görüşüme göre açık, seçik fitnedir. Fitne de katilden beterdir. Her nada doğrusu olsun. Tayyip Hoca kendini Allah'a teslim etmiş bir mümin. Dünyadan bir alıp veremediği yok. Sabahın erkeninden kalkıyor, akşamın bilmem kaçına kadar her şeyle ilgileniyor. Her konu ona soruluyor. Allah'tan kork. Niye ayağına dolanıyorsun ya? Yardımcı olmaya çalış. Sen bir şey yapmıyorsun bari yardımcı ol. Bari o zehirli dilini kopar. Zehirli dilini sustur. O zehirli dilini çek bari yani. Bir faydan olmuyor o zehirli dilini çek bari yani. Ha sen çekmezsen biz koparırız o zehirli dilini. Kanunla, hukukla. Tayyip Hocam'ı 2019'da küfre inat, İngilizlerin devletine inat kızdırmak için
%70'lerle en az Cumhurbaşkanı seçeceğiz. İnşallah. Ankara'daki mütekayitin oğlu da ben geleceğim diyor 2019'da. Bir de bir acayip bir bakış atmış böyle etrafa. Ben geliyorum diyor. Pek lazımdın yani. Ne özelliği varsa. Tayyip Hoca niye gitsin? Sen niye geliyorsun yani? Bunca tecrübesiyle, bunca çalışkanlığıyla 19, 29, 39, 49 kafanızı takmayın. Biz mesela Allah razı olsun MHP'ye o zaman çok rica ettik. Destek sağlayın Tayyip Hocam. Evet. Ben yüzde yakın konuşmam var. Allah razı olsun. Çok tecrübeli bir devlet insanı olduğu için Sayın Devlet Bahçeli. Siyasi geleceğini falan hepsini bir kenara atıp ben de destekleyeceğim. Maşallah. Hem öyle bir destek ki yani böyle çivi gibi. Evet. Mükemmel bir destek. Büyük Birlik Partisi'ne bak istirham ettik, rica ettik, ısrar ettik bu aralar. Evet. Allah razı olsun onlar da devreye geliyor. Evet. Şimdi sıra Saadet'te. İnşallah. Şimdi sıra Saadet'te. Onlardan da destek istiyoruz. İnşallah. Klasik siyaset zamanı bitti demiştiniz. Tabii. Risale-i Haber'in ana konusu Mehdiyet'i örtbas etmek. Evet. Siz örtbas etmeye çalıştıkça Mehdiyet daha iyi anlaşılır. Evet, nereyi örteceksin ya? Risale'nin orada basılmış, dağıtılmış da ne yapacaksın evet. Şimdi? Yüzlerce sayfa. Her evde var, ne yapacaksın? Evet. Değiştirmeniz de mümkün değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Mehdi'nin seyit olacağını söyledi. Benim zamanım ki o gelecek eşya seyittir. Ben seyit değilim diyor. 1400'lerde gelecek diyor Mehdi diyor. Açık tarih vermiş. Bak diyor ki tam bir asır sonra gelecek diyor. Zulümatı dağıtacak zatlar. Tam bir asır sonra. Cemalini 100 sene sonra göreceğiz diyor Bediüzzaman. Bak cemalini 100 sene sonra göreceğiz diyor. Ben diyor Mehdi'nin bir hizmetkarı, yardımcısı, dümdarı, ona yer hazır eden, zemin hazır eden öncü bir askeriyim ben diyor. Evet. Sen ne diyorsun? Sen kökten Mehdiyet'i de diyorsun. Bediüzzaman diyor ki bak Mehdi'ye zemin hazırlayan, ona öncülük eden piştar bir neferim, benim görevim bu diyor. Evet, sen ne yapıyorsun Risale-i Haber? Kökten Mehdiyet'e karşı çıkıyorsun. Mehdi geldiğinde ben vefat etmiş olacağım diyor. Mezarımdan tebrik edeceğim diyor. Evet. Bediüzzaman. Benden sonra gelecek hem en büyük bir müceddit, hem en büyük bir müştehit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu zaman diyor. Kutbu azam olarak. Bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Yani Mehdi'ye. O da ehli beytin ebeviden olacaktır diyor. Nereye saklayacaksınız ya bu kadar sözü? Mehdi tüm mezhepleri birleştirecek. Kendisinin gösterdiği yolda insanlar ilerleyecekler. Bediüzzaman Şafii mezhebine uyuyor. Evet. Ama Mehdi geldiğinde en büyük müceddit ve en büyük müştehit olacak diyor. Bütün mezhepleri kaldıracak diyor. Evet. Ve hakim olacak diyor, hakim. Bediüzzaman rahmet hep mahkumdu. Evet. O hakim olacak diyor. Hiçbir cihette ona gidiyor. Tabii. Hem bak en büyük kumandan diyor. Evet. En büyük kumandan. Onun devrinde diyor bütün İslam aleminin orduları birleşecek, dünyanın en büyük ordusu olacak diyor. İnşallah. Ve İsa Mesih de gökten inecek, Hristiyan aleminin başına geçecek, Hristiyanları İslam dinine davet edecek ve hepsi Müslüman olacaklar diyor. Neye haset ediyorsunuz ya? İsa'ya haset ediyorlar, Mehdi'ye haset ediyorlar. Siz nasıl nurcusunuz ya?
Mehdi diyor, üç vazifenin üçünü de evet. Ve mükemmel meydana yerine getirecek diyor. Ben bir vazifeyi yapabildim diyor. Diğer Mehdiler de bir vazife yapabildiler diyor. Bir cihette yaptık evet. Diyor. Bir cihette. O her cihette ve üçünü birden yapacak diyor. Darwinizm, materyalizmi ortadan kaldıracak birinci görevi bu olacak diyor. Evet. O eşhas harika çıktığı vakit kendisi de bidayeten kendisini bilmez diyor. Yakın talebeleri, seçkinler onu imanın nuruyla tanırlar diyor. İsa Mesih için de Mehdi için de. Bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleridir diyor. Sikke-i Tasdik-i Gaybi sayfa 90'da. Bak 1936'da bunu söylüyor. 1936. 2036'larda tamamen bitmiş olacak. İnşallah. İnşallah. 71'de Feyzi Sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu Feyzi Kazip de olsa 30-40 sene sonra da Mehdi çıkacak diyor. 1980 yılında. Neyine gizliyorsunuz ya? Gizlenecek gibi mi buradaki durum? Açık açık 30-40 sene sonra diyor. Net söylemiş işte. Evet. 1980 yılını veriyor. Nereye gizlemeye çalışıyorsunuz? Şahsı manevi kastetti kardeşim diyor. Ya kaşından, gözünden, ağzından, burnundan bahsediyor. Etme çatma ya. O şahıs diyor. Şahıs zat. Seyit olacak diyor. Şahsı manevi seyit olur mu ya? Kumandan olacak diyor. Hakim olacak diyor. Şahsı manevi kumandan olur mu ya? Hakim olur mu? En büyük müceddit olacak diyor. Şahsı manevi müceddit olur mu? En büyük müştehit olacak diyor. Hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam. Kutup. Kutup demek en uç nokta demektir. Kutbu azam. Şahsı manevi kutbu azam olur mu ya? Bir zat-ı nurani. Bak bir diyor. Bir. Rakam anlamıyor musunuz siz? Bir. Bir. Zat-ı nurani. Zat ne demek? Kişi. Bir. Gönderecek. O da ehli beyt-i nebeviden olacak diyor. Ben de mezarımdan görüp şükredeceğim diyor. Mehdi ve şakirtleri diyor. Ne anlamazdan geliyorsunuz? Şahsı manevi ve şakirtleri demiyor. Bak Mehdi ve şakirtleri diyor. Çırpınmayın ey Risale Haber. Risale Haber değil mi onlar? Evet. Seyit Salih Özcan hocamıza ben görmeyeceğim ama sen göreceksin demiş. O da ben gördüm tekrar göreceğim demişti inşallah. Evet. Ben gördüm dedi evet, Mehdi'yi. Tekrar göreceğim inşallah dedi. Sungur abi de konuşuyorduk birdenbire. Bediüzzaman sen göreceksin dedi bana dedi. Biz de talebene dedik ki duydunuz değil mi dedik. Evet duyduk dediler hep beraber. Bediüzzaman diyor ki hatta Hazreti İsa Aleyhisselam gelir Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur. Diğer rivayet bu ittifakı Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi öncülüğünde Hristiyanlarla Müslümanların birleşmesine işaret eder aynı zamanda diyor. Ve hakikat-ı Kur'aniyenin matbuiyetine asıl olduğuna yani Kur'an'ın asıl olduğuna ve Kur'an'ın hakimiyetine işaret eder diyor. Şualar 5'in şuada. Bak hakiki beklenilen uydurma değil. Hakiki beklenilen. Ve bir asır sonra gelecek o zat diyor. Hicri 1400'ler. Evet. İstikbal-i dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati sahabeler asırlarında karip yakın zannettiler diyor. Evet. Resulullah'ın vefatından sonra safların arasında Mehdi arıyorlar. Halbuki 1400 sene sonra gelecek diyor. Bak çok net tarih vermiş. 1400. Evet.
ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde Risale-i Nur'un asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri diyor. Evet. Nerede burada şahsi manevi? Evet. Çırpınma Risale haber. Mehdi ve şakirtleri diyor. Hiç bize şamata yapmayın. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir, o tohumlar sümbüllenir. Biz de kabrimizden seyredip Allah'a şükrederiz diyor. Nereye şamata yapıyorsunuz? Ne eskidi? Ha daha önce olsa belki yakardınız Risale-i Nur'ları. Evet, ama iş işten geçti. Hiç tahmin etmeden bilseler Risale-i Nur'u böyle mühürleyip kaldırırlardı bunlar. Birçoğu. Ama hiç tahmin 1980'lerden sonra ani yakalandılar. Onlar böyle demagojiyle olayı kapatıyorlardı. Şahsı manevidir, gelmiş geçmiştir falan diyorlardı. Nereye şahsı manevi ya dedim. Ben sözler yayın evi vardı. İşte Cağaloğlu'nda. O zaman yeni Asyacıların bulunduğu yerde yani. Ben onların toplantısına katılmıştım. O zaman bütün abiler falan herkes oradaydı. Yani daha bölünme olmamıştı. Ben geldim bu Risale-i Nur'dan bunları cayır cayır okudum. Acayip öfkelendiler. Acayip. O konuşmanın arkasından, benim bu konuşmamın arkasından 15 gün sonra Yeni Asya dağıldı. Abiler ayrıldı, kollar ayrıldı. Darmadan oldu. Ben dedim ki Namık abi ya yine gidelim ders yapalım, sohbet edelim. Ya dedi şimdi bir mühim bir şey oldu ben sana söylemedim dedi. Ne oldu? Yeni Asya dağıldı dedi. Benim o konuşmamdan sonra oldu bu. İslam nasıl hakim olacak dedi. Mehmet Kutlular. Acayip sinirlendi o zamanlar. Namlunun ucu üstümüzden çekilirse bu mümkün. Namlu üzerimizdeyken nasıl İttihat-ı İslam olsun ki dedi. Namlu. Askeri ordu. Ordu zaten Müslüman ordu. Niye namlu sana nerene rast gelsin yani ne? Senin yüzüne niye namlu gelsin? Evet. O kadar gereksiz bir söz yani. Tevil edilecek gibi değil. Ben buna hepsini evet. Teker teker ya açık net tarih vermiş dedim. Kurtaramadılar. Sonra bize gelmişlerdi. Aşağıdaki eve geldiler. Dedim ki ya Mehdi darwinizm materyalizmi yok edecek diyor Bediüzzaman açıkça söylüyor dedim. Sizi söylüyor dedi. Yok dedi ki abi estağfurullah bizim öyle bir iddiamız yok dedim. Yani senden bahsediyor falan ona getirdi yani. Yok benden bahsetme falan diye bir konu yok. Biz öncüsüyüz de biz. Gariban adamlarız yani Allah yolunda hizmet eden. Ancak Mehdi'nin talebesinin talebesi olabiliriz biz dedim. Sonra işi tabii demagojiye çevirdi böyle. Hepimiz şahsı manevi olarak yapmamız gerekiyor falan. Yani onlara böyle beyni pişirme yöntemleri malum biliniyor. Hafif bir beyin ızgara hazırladı. Fakat o ileride gelecek acip hayret uyandıran şahsın bir hizmetkarı ve bu acip şahsın o bir dümdarı, ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın diyor bak, o büyük evet. Kumandanın, şahsı manevi kumandan olur mu ya? Tabii ki olmaz. O büyük kumandanın piştar öncü bir neferi askeri olduğunu zannediyorum diyor Bediüzzaman. Sizin hiç niyetiniz yok. Evet. Bak Bediüzzaman direkt benim görevim bu diyor. Mehdi'nin öncüsü olmak benim tek görevim bu diyor. Siz hiç yanaşmıyorsunuz. Kendilerine küçük böyle bir rahle alıyorlar. Bir kenarda çayını koyuyor. Limonlu çayını. Tarçınla beraber. Ne güzel falan diyor. Ya güzel de niye bunları saklıyorsun? Evet. Ya dedik Mehdi gelmiş olsa daha gelmedi. İsa Mesih de gel. İsa geldi diyor. Nasıl diyoruz? Ya diyor Bediüzzaman namaz kılıyormuş. Uzun boylu bir adam gelmiş. Pencereden girmiş. Bediüzzaman da namaz kılmış. Sonra pencereden yere çıkmış. Hemen orada ölmüş. Ölünce de hemen orada Nurcu abiler gelmişler. Onu gömmüşler. İsa geldi gitti diyor. Namaz kıldı öldü bitti diyor. Konuyla kurcalamaza gerek yok bu kadar diyorlar. Teşekkür ederiz diyorlar. Ya şu hale zavallılığa ne gerek var ya?
şu perişanlığa ne gerek var yani? Allah Allah. Allah ayette dünyaya hakim olacak diyor. Dünyaya İsa Mesih. Evet. Ya görüyor musun? Nur